sonrakine geçelim. Şimdi AK Parti iktidarında 500 milyar dolar hükümet borç faizine para ödemiş. Bu 555 2001'den başladığı için 555. AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den itibaren alırsak ortalama 500 milyar dolar. 16 senede 500 milyar dolar faize para verdiysen senede ortalama 30 milyar dolar faize para veriyorsun. Alttaki rakamlar ne? Bir senede hükümetin faize verdiği parayla 25 tane Osman Gazi Köprüsü yapıyorsun. Osman Gazi Köprüsü'nün inşaat maliyeti 1.2 milyar dolar. Her sene 25 tane Osman Gazi Köprüsü yapardın bu faize verdiğin parayla. 60 tane Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı yapardın. Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının inşaat maliyeti 500 milyon doların altında. 60 tane her sene. 16 senede bir tane yaptın. Senede 60 tane yapabilirdin bu faize verdiğin parayla. 40 tane Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı. Hala daha viyadükleri yapılıyor, köprülerin ayağı dikiliyor. Ben diyorum ki artık bizim torunlara herhalde faydası olur. 2020 geldi, daha ortada Sivas tren hattı yok. 750-800 milyon dolar maliyetli proje. Her sene 40 tane Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı yapabilirdin borç faizine verdiğin parayla. 23 tane Avrasya tüneli yapardın 30 milyar dolarla. Senede faize verdiğin parayla 10 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yani 3. Boğaz Köprüsü yapardın her sene. Şimdi 16 senede bir tane Avrasya Tüneli yaptım diye reklam yapıyorsun. Faizden bu parayı kurtarsan senede 23 tane yapardın. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptım diye reklam yapıyorsun. Faize verdiğin parayı kurtarsan senede 10 tane yapardın. Ve yine bu faize verilen parayla her sene 9 tane Erdemir Demir Çelik Fabrikası'ndan yapılabilirdi. Bu tablo faizlerin Türkiye'de düşük olduğu dönemin felaket tablosu. Bir de eski Türkiye olsa, 90'lardaki %50-60 düzeyindeki faizler olsa bu tabloyu artık gelin siz düşünün.